her yıl Çalışma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ve 15 Mayıs kesintilerine göre yetkili sendikanın belirlemesi amacıyla yapılan kesinti listesi baz alınarak yapılan sayımlara göre Zonguldak ilinde 2023 yılı 15 Mayıs itibarıyla eğitim beslenimiz hamdolsun yetkili sendika unvanını yeniden korumuştur. Memursan İl Temsilcisi ve Eğitim Birsen Şube Başkanı Kamuran Aşkar, Zonguldak'ta 2273 üye sayısıyla yetkinin yeniden Eğitim Birsen'e devam ettiğini söyledi. Aşkar, yetkinin isimsiz kahramanlarına teşekkür ediyorum dedi. Evet, bu sene aldığımız yetkiyi çok önemsiyoruz. Niye çok önemsiyoruz? 2000 yılında başlayan pandemi sürecinin artan etkileri, 2021 yılı sonunda dünyada ve Türkiye'de meydana gelen küresel ekonomik kriz ve küresel ekonomik krizin Türkiye'deki yansımaları. Bir tarafta TÜİK verilerine göre %85 ama halkın enflasyonuna ve gerçek enflasyona göre %100'ün üzerinde olan bir enflasyon. Yine yerel bazda baktığınızda 2021 yılı Nisan ayında yapılan ve yapıldığı dönemde Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde olan promosyon anlaşması sonrasında ekonomik krizle beraber paranın pul olmasıyla promosyonların pula dönmesi ve bu promosyonun birinci derecede muhatabının İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmasına rağmen bütün muhatap olarak eğitim besinin gösterilmesi, bütün olumsuzlukların bize dönüştürülmesi, olumlu olan ne varsa herkesin sahiplenip, olumsuz olan ne varsa eğitim birisine yazıldığı bir dönemin geride bırakılması. Uzunca bir aradan sonra geçen yıl uygulanan eğitim birisinin karşı çıkmasına rağmen sınav sistemiyle yapılan öğretmen kariyer basamakları sınavının bütün olumsuzluklarının eğitim birisinin hanesine yazılması ve bütün bu olumsuz etmenlerin bir araya getirildiğinde oldukça zor bir yıl olan geçen yıldan bu yana süreç içerisinde baktığınızda eğitim birisinin Zonguldak'ta 2277 çalışanın teveccühüne muhatap olarak 52 eğitim sendikası içerisinde yetkili olmasından dolayı bir kez daha gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Şüphesiz ki bu bir ekip meselesi. Eğitim Birsen'in yıllardır Zonguldak'ta ve Türkiye'de hem Memur Sen'de hem Eğitim Birsen'de yetkili sendika ve yetkili konfederasyon olmasındaki temel sebeplerden birisi şüphesiz ki bu yetkiyi taslandırmamızda ekip olarak görev yapan öncelikle yönetim kurullarımızdır. Ben yönetim kurullarımıza bir teşekkür ediyorum. Bunun yanında ilçe temsilciliklerimize teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi arazide, okullarımızda Eğitim Birsen'in isimsiz kahramanları olarak çalışan okul temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Ve bu zor dönemde bütün olumsuz üzerimize yönlendirmelere ve algılara rağmen Eğitim Birsen'e gönül veren, Eğitim Birsen'in üyesi olmakla gurur duyan 2277 çalışanımızı tebrik ediyorum. En zor dönemimizin geride kaldığını, bundan sonraki süreçte de Eğitim Birsen'in üzerine aldığı sorumlulukla yetkiyi devam noktasında sorumluluğun devam edeceğini belirtiyorum. Tekrar sendikamızın isimsiz kahramanlarına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.